أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam Allah Resulü, sevgili Peygamber Efendimizin üzerine, Ehli Beytinin ve sahabe efendilerimizin hepsinin üzerine olsun inşallah. Rabbim bizleri de onların yollarından ayırmasın. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Nisa suresinin 63. ayetinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikellezîne. Burada ünün altında ne yazıyor? Gasır yazıyor. Kırmızı kalem ile. Gasır neydi? Uzatma demek idi. Yani ü'yü uzatma diyor. Ulaike. Lem'i uzatıyoruz. Lem'i çeken üzerine asar var. Harfi metten. Sevim metten hemze gelmiş. Metti muttasıldır. Aynı kelimede olduğu için. Ulaike bir kelimede olduğu için. Zaten kırık hemzeden metti muttasıl olduğunu anlıyoruz. Ulaikellezine pertekzel ve metti tabi. Uzatma harflerinden hangisi gelmiş? Met harflerinden ya gelmiş. Ya'lemullahü. Ya'lemullahü. Lafzatullah. Allah lafzının okunuşu, kuralı şöyledir. Allah lafzından önceki harfe bakarız. Üstün ve ötüre ise Allah lafzı kalın okunur. Esre ise ince okunur. Burada ötüre gelmiş, Allah lafzını kalın okuyoruz ve bir el miktar çekiyoruz. Burada mü ince, Allah lafzı kalın. Ya'lemullahü. Me, metti tabi. Uzatma harflerinden, met harflerinden elif, harfi mette elif. Sebeb ümmetten hemze gelmediği için bir elif miktar uzatıyoruz. Bir elif miktarı ne kadardı? Bir parmak kaldırıp indirince kadar geçen zaman. Me, bu kadar. Fi, gulubihim. Dersimizin başında metni tabi hemen özetleyivereyim. Üç tane uzatma harfimiz var. Vav, ye, elif. Burada vav gelmiş. Gulü derken lamı çeken harfi metten vav. Sevim metten hemze gelmediği için bir elif miktarı uzatıyoruz. Fi, harfi metten ye gelmiş. Sevim metten hemze gelmediği için bir elif uzatıyoruz. Me, harfi metten elif gelmiş. Sevim metten hemze gelmediği için bir elif miktarı uzatıyoruz. Evet. Bihim. Fe'a' fe'a' riyob. Ri. Dat kalın. Riyob. Fe'a' riyob. Rıd değil. O zaman tı okumuş oluruz. Fe'a'rid anhum. Burada nunu tutmadık. Niçin? H harfi izhar harfinin olduğu için. Nunu tutmadan normal okup geçiyoruz. Hemen dersimizin başında izhar harflerini hatırlatalım. Elif, evet. Komşu harfler ha-hı. Yine komşu harfler ayın-gayın. Bir de h. Evet, burada h gelmiş bakınız. Nun sakinden sonra h gelince izhar olur, tutulmaz. Anhum. Ve ayuhum zı peltek zı ve ayuhum ve kul lehum fi enfusihim. Fe harfini çeken harf metten ye gelmiş. Sebeb metten hemze gelmiş hemen karşısına. Sebebi met uzatma sebebi hemze geldiği için fe harfini dört elif uzatıyoruz. Fi enfusihim. Nun sakinden sonra veya teminden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Bunu biliyoruz. Nun sakinden sonra K, F, T. Üç tane harfimiz var bizim. İhva harfleri. 15 tane de. Bu üç harf çok geliyor. Hangi harfler çok geliyor? Kef, F, T harfleri çok geliyor. Hemen burada gelmiş
ıhva yapalım. Nunu gunneli olarak tutalım. Enfüsihim. Biz bu tutmaya ıhva diyoruz. Gavlem beliha. Teminden sonra B gelince ikrab olur. Harf birbirine katılır ama mim olarak tutulur. Gavlem beliha. Gayin iki üstünlerde ea diye çekerek duruyoruz. Ve me erselne. Harf metten elif, sev metten hemze gelmiş. Metni munfasıl, uzun harf geldiği için. Ve me erselne. Ra'yı kan okuduk. Niçin? Ra'nın hükmü öyledir. Diyor ki ra sakin olsa, ra'dan önceki harf üstün ve ötürü olsa ra kan okunur. Ra'dan önceki harf esre olsa ra ince okunur. Üstün gelmiş ra'yı kan okuyoruz. Er. Selne mir rasulin mirra min ra demiyoruz. Mirra diyoruz. Mir rasulin tenmin en in ün veya nun sakinden sonra lam veya ra harfleri gelirse idgamı bilavunne olur. Özelliği şudur. Harfler birbirine katılır ama tutulmaz. Bakınız iki özelliği var bilavunnenin. Harfler birbirine katılır ama tutulmaz. Hangi harflerde tutulmuyorum imiş? Lam veya ra harflerinde. Okuyalım. Mir rasulin. Mir diye tutmuyoruz yani. Mir rasulin ile teminden sonra elif gelmiş izhardır. Tutmuyoruz. Rasulin ille lamet tabi li yu da'a bi'iznillah bi'izni peltekze bi'izni nillah Allah lafzını ince okudum. Niçin? Kendinden önceki harfin harekesi esre. Ve çekerek durulur. Dört elif çekerek durulur. Mette arızdır. Çekerek duruşlarda durduğumuz zaman dört elif çekerek durulur. Şöyle ki bi'iznillah velev ennehum nunun ve müminin üzerine şedde gelince tutuyoruz. Mislin maalikun nedir? Ennehum izzalemü. Evet. İdgam-ı mütecanisiyen olur. Harfler bakınız birbirine çok yakın. Diyor ki Z ve Z aynı mahreçli harfler. İkinci harfi okuyoruz. İzzalemü. Artık İz peltekzel okumuyoruz. Z harfi okuyoruz. İzzalemü. Evet. İdgam-ı mütecanisiyen harfleri geldiğinde ikinci harf okunur. İzzalemü. Onu daha geniş bir zamanda anlatırım. İzzalemü. Metti munfasıl olur. Mimi çeken harf metten vav. Sevmetten uzatma sebebi olarak hemen karşısına ne gelmiş? Elif gelmiş. Bundan dolayı dörde uzatıyoruz. İzzalemü. Enfusehum. Nun sakin olsun fe gelmiş. Kefetenin fesi gelmiş. İhfa. Nunu gunneli olarak tutuyoruz. Enfüsehum. Ceuke. Cimi çeken harfimetten ne var? Elif var. Sevmetten hemze gelmiş. Kırık hemze geldiği için metni muttası olduğunu anlıyoruz. Zaten bir kelimede ce geldi demek Arapçada. Ancak hemzenin altında ne yazıyor? Met yazıyor bakınız. Met demek uzat demek. Böyle altına gelir. Eliflerin, hemzelerin altına gelir. Met veya gasır yazar. Bakınız burada gasır yazıyor. Uzatma diyor. Met yazıyor. Uzat diyor. Ü'yü uzatmamız gerekiyor. Şöyle ki ce-ü-ke bir elif. Ü-ke fes-te-gfer-ullah-e fes-te-g gayin. Te-gfer-ullah-e ves-te-gfer-a lehümür rasulü.
lehumur rasulü. Sümet tabi. Levecedullâhe. Levecedullâhe. Allah lafzını kan okuduk. Cullâhe diye. Niçin? Kendinden önceki harfin harekesi ötüre. Tevveberrahime. Tevve ve uzatıyoruz. Ne var burada? Uzatma elifi gelmiş. Bir elif uzatıyor. Tevve berra. Tenmin. İki üstün, iki esre, iki ötüre biz tenmin diyoruz. Burada iki üstün gelmiş. Ve onun sakinden sonra ra harfi gelmiş. Burada ne olur? İdgam bile ne olur? Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Biraz önce yukarıda anlattım. Tevve berrahime. Berrahime. Hi. Ha harfi uzatmak istediğimiz zaman ı'dan i'ye doğru bir gidiş. Hi me fele meti tabi. Lam elifin üzerinde üstün olduğu zaman bir elif miktarı uzatıyoruz. Fele ve rabbike ve rabbike. Kef biraz kalın geriden çıkıyor. K değil de k. Ve rabbinke le meti tabi. Yü'minûne. Yü diye vurdurdum. Niçin? Çünkü hemzenin üzerinde ne var? Cezim var. Yü'minûne. Hatta. Türkçe'de hatta diyoruz ama burada hatta diyoruz. Niçin? T harfi ince. Hatta. Met tabi. Yuhakkimuke. Yuhakkimuke. Mü. Mimi çeken ne var? Uzatma harfinde vav gelmiş. Sevmetten hemze gelmediği için bir elif uzattık. Müke. Fime. Şecara. Şecara. Beynehum. Yamarif duran durma demek. Fümme. Peltekse. Bir kıvırık olunca, üzerinde üç nokta olunca peltekse'dir. Üç tane kıvırık olunca, üç nokta olunca o şındır bakınız. Şecara sümmes. Peltekse'nin bir tane kıvırığı vardır. Ve mimin üzerine şedde geldiği zaman ne yapıyoruz? İdik tutuyoruz. Sümme le met tabi yecidü dü met tabi fi'e. F çeken harimetten ye var. Sevimetten uzatma sebebi olarak hemze gelmiş. Metni munfasıldır. Uzun hemze geldiği için fi ayrı bir kelime, enfüzihim ayrı bir kelimedir. Fi enfüzihim en diye tuttum ıhva. Niçin? Nun sakinden sonra fe gelmiş. Çok gelen harflerden birisi gelmiş. K, F, T. F çok geliyor bu harfler. Unutmayalım. Enfüsihim haracem mimme. Tenmin veya nun sakinden sonra yemnüvenin mimi gelmiş. Mim harfi gelince böyle tenminden sonra mim harfi gelince harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki haracem mimme. Cem mimme. Mimin üzerine şedde gelmiş. Bu mimi tutuyoruz. Burada iki tane mimi tutuyoruz. Bir daha okuyalım. Haracem mimme gavayte gavayte gaddaydet deyip geçmeyelim. Biraz datı kalın çıkarmaya çalışalım. Kalın. Ben de kalın diyorum. Kalın çıkarmaya çalışalım. Gavayte ve yüsellimu teslime ve yüsellimu mümet tabi uzatma harfine vav gelmiş. Mim uzatıyor bir elif ü diye. Mü teslime duraklarda iki üstün nasıl duruyoruz? A diye çekerek duruyoruz. Evet okuduğumuz yere hızlı bir şekilde bir daha okuyalım. Ders fazla uzamasın diye biraz hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikellezine
Ya'lemullahu mâ fî kulûbihim fe'e'rid anhum ve'idhum ve'gul lehum fî enfusihim kavlem beliha وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Rabbim kabul eylesin, Rabbim istikametten ayırmasın, Kur'an'a talebe eylesin, Allah'a kul, Habibine ümmet, Kur'an'a talebe eylesin, anne babaya hayırlı evlat eylesin, Rabbim hayırlı evlatlar nasip eylesin, hayırlı nesiller nasip eylesin cümlemize, cümlesine inşallah. Evet kıymetli dostlar, başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.